Selam millet, Dead Oynar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Dredge oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en azından artık fishmonger'ımız var. Fishmonger'ımız, ben kendimi biraz kötü hissediyorum. Köh falan diyerek bir süre sonra geldi, tekrar yanımıza katıldı. Ben o sırada çılgıncasına materyal topladım. Çılgıncasına materyalleri toplamam yetmezmiş gibi. Buradaki materyalleri de doldurduğum 2900 dolara da para topladım. Evet, bunları yapmak zorundaydım. Neden derseniz, kargo space'imi de ver abi. Engine space'imi de ver abi. New hull'ı da açalım. New hull'ın da içine malzemelerini bırakalım. Bunları yapmak zorundaydım çünkü çok vakit alıyor bunları yapmak ya. Yani video dışında yapmak güzel ve bunların herhangi bir şekilde bir aksiyonlu, bir değişik, egzantrik bir hali yok. Hani haritada gezip gezip bunların olduğu yerleri her gün, yeni gün, yeni gün, yeni gün diye günü resetleyerek devamlı bunların olduğu yerleri arıyorsunuz. Yani çok bir esprisi yok o yüzden. Şimdi bize ne lazım? İki tane refined metal lazım. Refined metallara dan diyelim buna. Research'ümüz var mı bizim? Research'ümüz yokmuş. Demek ki görevlerimizi yapacağız. Efendim, kitaplarımızı okumuşuz. Ne durumdayız en son? Ekipmanlarımız %10 daha yavaş dayanıklık kaybederler. Satış fiyatımız 10, alış fiyatımız %10 bonuslu. %25 ya da 10-15 ya da bilmiyorum. Resilience'ımız var. Engine'imiz daha hızlı gidiyor. Motorumuz. Kamışlarımız daha efektif. %10 ihtimalle balık tuttuğumuzda balık eksilmiyor. Pursuit'lere bakarsak, Rare Fish Tut denen geçen seferki bize o balıkçı ablanın görevi devam ediyor. Bana çürümüş Conger Eel getir diyenin ki, Family Crest'i bul diyenin ki ve bana Relic bul diyenin ki devam ediyor. Gale Cliff, Stellar Basin, Twisted Strand ve Devil Spine'dan benden bir şeyler istiyorlar. Bol bol paramız olduğu için görev haricinde şu anda balık tutmak ya da bir şey yapmamıza gerek yok. Bu da işin güzel yanı. Şimdi bir rest diyelim o zaman. Bu arada bir saniye. Rest demeden önce bu balıkçı, oltacı neyse bacımıza bir gelelim. Saat 22 ya. Şunları bir söküp takarsak. Ha, ampul zaten bir depoya takılıyormuş. Tamam. Şimdi bu böyle, bu böyle, bu böyle. Bir tane daha bundan takamayız. Peki tekli motorumuz var mı? Tekli motorumuz da yok. Ağ taksak, ağ takmak için 4 diğer lazım. Daha fazla ışık takamıyoruz. Bol bol bir şeyler yakalayabilecek olan bir inventörümüz oldu o zaman. Dinlenelim. Ondan sonra wake up diyelim. Daha wake up. Daha tam olarak gündüz olmadan biz wake up diyelim. Ondan sonra şu dürbünümüzü bir alalım. Her tarafta yengeç zımbırgoları var. Yengeç zımbırgoları hayatlarına devam etsinler. Şimdi ben Pursuit'ten önce bir relikle bakarsam ne diyor? Gale Cliff'te, Stellar Basin'da, Twisted Strand'da, Spine'da. Gale Cliff bizim gittiğimiz olan bir yer. Gale Cliff pardon. Gale Cliff gittiğimiz olan yer değil mi? Gale Cliff'in etrafında biz bir gezelim. Buraya henüz daha gitmeyelim. Gale Cliff bizim asıl gezineceğimiz yer olsun. Geri kalan görevler de çünkü Gale Cliff'teydi. Geri kalan görevleri de yaparız. Aynı zamanda Rotting Conger Eel lazım diyor. Bu neredeymiş? Tam olarak. Center of Gale Cliff'teymiş. Birkaçı yazıyormuş. Conger Eel. Family Crest. Bilmiyorum. Family Crest'te hiçbir fikrim yok. Şöyle gitmem gerektiğini biliyorum ama. Buralarda çok bir şey kovalamamıza gerek yok. Çünkü burada bulacağımız şeylerden herhangi birisi bizim aradığımız şey olamaz aslında. Mesela ben storage'da çok fazla kumaş olmadığını fark etme. Kumaş bulursak batıklar arasında, bak kumaşı alabilirim diyecektim. Kumaş çıktı batıklar arasında. Peki hemen aklımızı çeldi. Gördüğünüz gibi hemen aklımızı çeldi. Metal özellikle toplamayacağım. Metal o kadar çok oldu ki storage'a sığmıyor. Bir yerlere sığmıyor. Upgrade edecek yerlere koyuyoruz. Yine de hiçbir yere sığmıyor. O derece. Bitti mi? Depleted. Saatlerimiz 11. Şurada ne olduğunu göstermiyor. Burada metal olduğunu gösteriyor. Burada cord varmış. Şöyle bir daha bakalım. Gold founder varmış. Gold. Gulli varmış. Gulli varsa bakmaya gerek yok. Şuradan devam edelim. O büyük balıkla nasıl baş edeceğiz? Ben onu bilmiyorum. Yani buradaki büyük yaratıklarla baş etmenin bir yolu var mı acaba? Yoksa onları gördüğün zaman mutsuz bir şekilde dönüp arkanı gitmen mi gerekiyor? Yani onlarla baş etmenin bir yolu yok. Kaçıyorsun sadece, bu kadar mı? Ya öyleyse kötü. Çünkü eğer öyleyse bizi o koridora sokmuyor o balık. Yani o koridorun içinde bir şeyler var.
Yine bir yaratık sesi duyuyorum. Bu yaratıklar artık azıp gündüzleri de mi gelmeye başlayacak? Öyleyse bu hiç güzel değil, söyleyeyim. Bu iş iyi bir yere gitmez yani öyleyse eğer. Şimdi öncelikle ben bu adanın etrafında bir gezineceğim. Adanın etrafında gezinerek ne varmış ne yokmuş bir bakmak istiyorum. Gerçi zaman da geçiyor. Biraz da üzücü oluyor böyle olduğu zaman. Şurada bak küçük bir adacıklar varmış, takım adacıklar. Orayı da bir kontrol ederiz şimdi. Dediğim gibi balık tutmayacağım, balık satmayacağım. Kongal Ale mı? Ne öyle Gale mı? Bir tane ismi olan balık var yani. O balığı arayabiliriz sadece. Şöyle bir bakın alalım. Evet, şu arka tarafta bizim daha önce gidemediğimiz arka taraftan doğru dönelip gidersek bir yol var. Yakaladığımız bir balık. O yüzden çok stres yapmaya gerek yok. Bu da yakaladığımız bir balık. Bu bir batık. Aa, bak bir kumaş da orada varmış ama saat 7 oldu. Şimdi burada zaten çok yaratıklı sulardayız. Gidelim dinlenelim. Yani gece böyle aksiyon yaşamaya gerek yok. Gerçi gece yakalayabilir. Aa, şuna daha önce... Ha. Güzel. En azından ne olduğunu öğrendik. Bilerek yaptım bunu. Hani öğrenmem gerekiyordu ne olduğunu ki her seferinde acaba aman çarparsak bir şey olur mu falan diye stres yaşamayalım diye. Şimdi canım, sende bir materyal vardı. Dur, My Storage değil. İş markette. Fish Market diye girmiyordum oraya. Shipyard diye giriyordum. Peki, evet. Şimdi oldu. Bak değerli malzemelerden 450'ye 315. Ben artık bunları hep alırım ama sana söyleyeyim. Ben bunları hep alırım. Çünkü artık benim param var. Repair'ımı da yaparım. Başka da bir şey var mı alabileceğim diye şöyle bir bakarım. Yok. Storage'da şunları storage'a atabilirim. Ondan sonra Floating Dock'ta şuraya gelip bunu bırakabilirim. Yarın bir tane daha aldığımız zaman direkt tamamlayabiliriz bunu. 3 hull and 9 new cargo space diyor. İnanılmaz olacak yani. Bunlarla acayip iyi olacak. Ondan sonra asıl o zaman siz bizde para kazanmayı görün. Ondan sonra çıldır çıldır. Bunun için ne lazımdı? Bir tane daha metal lazımdı. Storage'ımızı bir dizersek zaten tahta da lazımmış aslında bize. Tahtayı da görürsek eğer şey etmek lazım. Almak lazım. Buraya bir daha niye girdim bilmiyorum ama My Storage, Fish Market, tamam. Rest. Kötü ve karanlık gece bitsin. Evet, güzel günler, güzel saatler başlarken şuradan ayrılalım. Kara ağızlı. Kırbaz birinden bahsediyormuş gibi sanki. Kara ağızlı. Güzel bir gün müziği başladı. Hadi bakalım. O ne ya? Beni içeri doğru gir, içeri git diye bir rüzgar esti oradan. Yani bu da çok da vakit harcamaya gerek yok çünkü aslında eminim aradığımız şey değildir ama ne bulduk? Yani evet, aradığımız şey tabii ki değil. Bu kağıt bizim aradığımız bir şey ama tahta da aradığımız bir şey. Bunların hepsini çekeceğim. Yani bunlar yüzünden çok vakit harcarsak da belki bir gün daha rest yaparız. Ne diyelim? Balık görev haricinde tutmamıza gerek yok. Para diye bir derdimiz yok şu anda. Ha, kadından bir kere daha bir şeyler satın alacaktık. Onu almadık bu arada. Şimdi hatırladım. Onu da dönüp alalım. Love diyor. Daha tutarsın diyor. Biz bugünü gömeriz abi burada. Biz bu malzemeleri tutup bugünü gömeriz yani. Bugün bir yere gitmeyiz. Kadından o şeyi alırız. Halı upgrade ederiz. Halı derken sanki halı, kilim der gibi oldu. Halı. Hal upgrade'ini yaparız yani. Aynı tünelden şurada da var bak. Bu hiç hoş değil. Tabii canım saat 3 oldu. Nereye gideceğiz bu saatten sonra?
Saat 5 oldu hatta. Ona ihtiyacım yok. Başka bir şey yok. Bunu istemiyorum. Tamamız. Aynı mallardan satma. Farklı şeyler sat. Ha. Kullanılmış mal istemem. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Bence çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Floating Dock diyerek şöyle gelelim. Bunu da şöyle çevirelim. 800 bin de bunun için istiyor. 800 bin de verdim. Mükemmel. Parayı bitirdik. Rahatladık. Şimdi gelelim. Bu ne diyor abi? İki tane daha olta kısmı vereceğim sana diyor. Bu iki tane daha A kısmı vereceğim diyorsan A koyulabilir kısım vereceğim diyor. Zaten yok mu A koyulabilen kısım bizde? Cargo Space'in 4 artacak diyor. Motor kısmın bir tane daha artacak diyor. Ampul kısmın bir tane daha artacak diyor. Hepsini yapacağımız için hiç bence kasmaya gerek yok. Biz sıradan başlayalım bak. Şöyle gelelim. Storage'dan bıraktım. Şunları önceden bırakmak güzel böyle. Dediğim gibi bunlar madem yapılacak bırakacaksın abi bunları gelip hiç öyle kaytarmaya gerek yok yani. Aa, tahta kalmadı. Peki. Şimdi tahta lazım artık bize. Oo, hem de acayip tahta lazım. Bunu manyak gibi niye çeviriyorsam aslında çevirmeme gerek yok. Evet, acayip tahta lazım. Manyak gibi tahta lazım. Çılgıncasına tahta lazım. Her bir yere tahta lazım. Şimdi alenen bize 2 tane tahta. 4 tane tahta. 8 tane tahta. 9 tane tahta lazım. 9 tane tahta lazım bize. Ama 9 tahtadan sonra kralız ha. şimdi bu değil. Ben buradaydı galiba benimki. Evet, research. İki tane research yapabiliyorum. Engine'e bakarsak buraya doğru gitmişim. Jet Drive Engine şu anda benim en çok işime yarayacak olan şey bence. Bir kere daha upgrade şeyi aldıktan sonra Jet Drive Engine'i ateşleyip dünyanın öbür ucuna gidebiliriz. Bunlar pasif balık tutmak için gereken şeyler ama ben pasif balık tutmaktan yana değilim. Okyanus balıklarını tutup zengin olmaktan yanayım. O yüzden ağ ve pot çok benim böyle umursadığım şeyler değil. Efendime söyleyeyim. Sonra bunu alabiliriz belki 36'lık şimdi. Bu birlikler bence güzel iş görecektir. Rod'da ilerlemem gerekecek ama volkanik balık, hani mangrove balık belki daha sonrasında çok psikopatça işe yarayacak. Bunu direkt açabiliyor muyum? Bunlara başlayamıyor muyum? Hepsi bitince mi açılıyor acaba? Bilemedim. Şimdi bir kontrol edeceğim her şeyi. Üzerindeki şeylerden bir tanesini şöyle atmak isteyebilirim. Haklı olarak. Tamam. Cabin'de yapacak bir şey yok. Pursuit'te yarın buranın arkalarına yanlarına dönerekten her bir şeyi yapacağız. Ben şimdi daha fazla malzeme de almayayım kardeşlerim. Yaptığımız upgrade'leri yaptık zaten. Birazcık senaryomuzu oynayalım. Çünkü şimdi oradaki pörtlek şeyi aldım, buradaki pırtlak şeyi aldım falan diye toplamaya başladığımız zaman zaten yeterince vakit kaybediyoruz. Şimdi şöyle bir döneceğim. Adanın arkasına gideceğim önce. Şu aralardan bir giriş var mı bilmiyorum. Bakacağım. Yine o kırmızı büyük balık ya da onun türevi vahşi bir şeyler çıkar diye de korkuyorum ama ne yapalım? Gündüz gündüz çıkmaları hoş değil ya. Gündüz gözüyle paldır küldür gelip bize dalmaları hiç hoş değil hem de. Burada bir dredge var dedin ama yok buradan değil buradan sonraki adadan sonra bir içeri gireceğim. Şuradan. Ama buraya da giremiyoruz. Abi buradan da giremiyorum ki ben. Hiç hoş değil. Yıkıntılar yolumu kapıyor. Adanın etrafına dönelim bakalım. Yıkıntıların yolumuzu kapatmadığı bir yer bulabilecek miyiz?
Üzücü. Aha. Bu ne? Altar. Sunak. Rock slap. Kıyının kenarında bir tane sunak var diyor. İçine yengeçvari 3 tane yaratık kazınmış. Biri kayalarla kaplı, diğerlerinin garip şekilleri var. Daha sonra buraya eşya koyabilirsin diyor. Ne koymamı istiyorsun ki oraya? Yengeç mi? Yengeç resmi var burada. Gerçekten bu kayada yengeç resmi var. Enteresan. Stonefish. Yıkıntı dredge. Stonefish. Ne yapıyorsun oğlum? Birdenbire böyle tring mring diye müzikler çalma bana. Beni sinirlendirme. Şuradan bir içeri girmeyi deneyeceğim ama bir yandan da yine şu kırmızı balık falan gibi bir şey bir yerlerden çıkar diye korkuyorum. Ama ortadaki şey orada bak. Hayda. Yine geldi. Yine geldi. Dışarı çıkıp onu atlatabilir miyim acaba ya? Onu dışarı çeksem. Sonra benim peşimden gelirken şuradan dönsem. Galiba beni kaybetti. Nerede olduğuma dair bir fikri yok artık. Peki nereye gittin? Nerede olduğuma dair bir fikrin yoksa. Elini taşa koy diye bir şey dedi. Elimi taşa koydum. Yine çıkacağım mı abi oradan? Her geldiğimde çıkıyor musun yani? Bakmak istemiyorum çıkıyor mu? Aldım. Aldım gidiyorum. Git 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 git. Oğlum ne yapıyorsun? Zaten tehlikeli sulardayız biz. Çıldırdın mı? Zaten tehlikeli sulardayız. Bir de gece oldu. Niye bu kadar çabuk gece oldu? Hiç hoşlanmadım bu işten. Bak orada da altar var. Kırmızı kırmızı yanından geçiyorum. Ayda. Ayıptır bu. Ayıptır bu yaptığınız. Oo, ben çok yanlış yerlere gitmişim. Sen çok yanlış bir insansın. Yengeç. Yengeç de bulmam lazım. Bir yandan bunu da düşünüyorum yani. Bir yandan bir de yengeç bulmam gerek. En azından sana istediğin şeyi buldum dayı. Dur kızım, seninle işim yok. Dayıya gitmem lazım acilen. Acilen dayının yanına ulaşmam lazım. Dayıcığım. Hayda, ya ne çirkin insanlarsınız ya. Sen? Ha? Sanırım bu arma senin. Tanrılar adına. Bunu çok uzun süredir görmemiştim. Demek ki bunu o aldı. Biliyordum. Kardeşin çok üzgün. Eve dönmeni istiyor. Bilmiyorum. Allah'a kararsızım ama tamam öyle yapacağım. Benim eski workshop'umda kalabilir. Ben de en kısa sürede onun yanına gideceğim. Benim için bir şey yapabilir misin? Yoldaki bazı debrisleri temizlemeye çalışıyordum ama becerememiştim. Oraya bomba yerleştirecektim ama yamaçlar çok güzel gibi görünmüyor. Benim için bir şeyler yap dedi. Patlayıcılar nerede? Southeast'te. Kanalı takip et. Görürsün.
Burada gemi yıkıntısı var mı? Olmaz mı? Burada garip şeyler gördün mü? Bir süre önce. En son balinayı da yakaladığımızda. Garip olaylar oldu burada. Gemiler battı. Her şey birbirine vurdu, çalkalandı. Abi suda dev gibi yaratıklar yüzüyor. Bir ben mi görüyorum bunları? Garip olay diyorum. Kimse bundan bahsetmiyor. Suda canavarlar var diye. Tamam, seni göreceğim dayı dedim. Şimdi haritada bir yer işaretledi bana. Burayı ve buraya işaretledi. Pursuit'te de yeni bir şey geldi. Explosive detonate et. Gale Cliff'e yerleştirilmiş bazı explosive'leri detonate etmem lazım diye bir görev çıktı. Birincisi bir rest. Yani önce bir rest hocam. Şimdi burayı bir bırak. İkincisi detonate etmek için bir şey mi var? Bilemedim yani. Bir şey mi yapmam gerekiyor onları detonate edebilmek için? Abi burada detonate edeceğim bir şey var diyor da. Hangi marker'ın ne için olduğunu söyleseydi oyun bence çok güzel olabilirdi ha. Tamam onu buldum. Ne diyor şimdi? Gale Cliff'te bir yerlerde debrisler var. Onların detonate edilmesi lazım diyor. Tamam abi. Ya bak bir tanesini hatırlıyorum zaten ben. Hatırlıyorum değil yani biliyorum direkt yerini. Debrisin nerede olduğunu. Vuhii. Vihu. Debrisin bir tanesi zaten tam bizim... Aa burada bir yol var. Gidelim mi diye düşündüğümüz yerdeydi. Burada değil. Ha, şu araya yola giremiyorum ki korkuyorum ya. Şu kırmızı gözlü balık. Dev yaratık. Üzerime doğru geliyor hemen. Bu ne devresiydi? Yüzük. Boş ver. Aa, biri buradaydı. Tamam. Hatırladım. Bir tanesi buradaydı. Strong Explosive'le yok edebilirsin diyor onu. Bazı şeyleri yok etmeni istiyorum diyor. Bir yerde bıraktım. Bize söylediği yerlerden biri değil mi? Değil. Buraya bir yengeç getireceğim abi ben. Buraya bir yengeç getirip bu işi bir şey yapacağız. Halledeceğiz. Bu nedir ya? Dinamit gibi şekli var bunun biliyor musun gerçekten? Emin olamadım yani. Bu yo upgrade şeyi ya. Research şeyi. Ne dinamit? Ne dinamit kardeşim? Kendinize gelin ya. Kafanızdan uyduruyorsunuz dinamit minamit diye. Evet bir daha geldik. Dokunuşuna cevap vermeyen soğuk bir taş. Yani çok da bizi ilgilendiren bir durum olmadı maalesef. Burada çok fazla toplanabilecek şey var. Ama saat çok geç oldu.
Ben sadece buraya demirleyip burada vakit geçirsem iyi olacak galiba ki böyle şeyler yapabilmemiz için belki de biraz da aynen abi burada rest etmek diye bir şey var. Rest ederim ben. Campsite. Kamp merkezinin ortasında duruyorsun. Ortam terk edilmiş gibi. Campfire'a yakından bakayım. İçinde yanmış odunlar var. Külleri tekmeledim. Aha, aralarından upgrade çıktı kül tekmeleyince. Mükemmel. Şimdi ne yapıyorsun? Ayak izlerine bakıyorum. Ayak izi görmedin. Garip sana tanıdık olmayan semboller var. Ne yapacaksın? Tenteyi kontrol ettim. Tenteyi kontrol ettin. Hiçbir şey olmadı. Şimdi rest. Kıyıya gelemiyorlar mı abi o yaratıklar bir şey varsa ben onu anlamadım ki. Research de yapabiliyorum burada. Niye research yapmadıysam. Al sana research. Engine'i yaptım. Rod'da da volkanik. Coastal, Swallow, Mangrove, volkanik. Hepsini birden ve bunu da yapabiliyorum zaten. Ben o yüzden abi buna gidiyorum. Upgrade edecektim. Yapamadım. Çok üzdü bu beni. Kardeşine görev yaptığımız emin olduğu yere mi geldik bu sefer? Ha, Hermit. Merhaba, ne yapabilirim? Ha, bunu kardeşine mi sor demişti. Etrafta döküntüler var ya, debrisler. Onları nasıl kaldırabilirim? El yapımı bazı patlayıcılara ihtiyacım var. Deniz yılanını duydun mu? Gördün mü onu? Kimse bana inanmıyor. Ama bizim binalarımızın temellerini yiyene kadar. En sonunda herkes inandı. Kabus gibi yaratık. Geceleri onun sesini duyuyoruz. İlgisini başka bir yere çevirmiş gibi. Ama bana ait olan her şeyi aldı. Ondan sonra yaptı bunu. Tepelerde yaşayan yaratığı bana söyle. Tepelerin altında tüneller açıyor. Büyük delikler var ya gördün. Denizin altında işte onlar. Kayaların düşmesine sebep oluyor. Ondan kaçabilirsin. Bayağı yavaş. Yollarda ondan kaçarak ilerleyebilirsin. Yani bu bilgileri verdin, çok teşekkür ederim de sen vermeden önce de birazcık az ucundan fark etmiştim zaten bunu. Engine'e ilerlemiştim değil mi? Engine'e ilerledim madem. Engine'e ilerlemeye devam edeyim. Şimdi görevi bir daha kontrol edeyim. Pursuit'te, Detonate'te, Explosive'de. Ha, oradan hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir bilgi vermedi yani Detonate Explosive'de. Hermet'e bir daha sorarsam o bu sefer yazıları o zaman düzgün okuyayım. Debrisi nasıl temizlerim? Patlayıcıya ihtiyacım var. Benim kardeşim Inkfell'deki patlayıcı yapardı. Bilmem ne operasyonları için. Ama bütün balinalar gittiği için hala yaptığını zannetmiyorum. Inkfell'deki kardeşin. Inkfell ne abi? Inkfell hemen burası değil mi? Evet. Andok. Bence satın alacağım. Bence o adam da patlayıcı ve ben görmedim. Onu satın alacağım. Çok da utanacağız ondan sonra. Vay arkadaş böyleymiş, nasıl fark etmedik deyip. Gidiyorum Inkfell'e. Bak balina operasyon devam ettiği dönemlerden bir tane balina hacamat etme merkezi duruyor orada. Inkfell Residence'a soralım. Yok. Tamam. İşte uzak dur. Sen bana zaten gidip tam oranın ortasından tut diyorsun balığı. Hiç olmayacak bir şey söylüyorsun. Buna patlayıcılar var. Patlayıcılar nerede? Rock Ark South East'te. Kanalı takip et. Sarı bir bayrak göreceksin sağda. South East'te Rock Ark kanalı takip et, sarı bir bayrak göreceksin diyor. South East'te kanalı takip et, sarı bir bayrak göreceksin. Hocam tamam, yani bak sana güveniyorum, tamam mı? Ne olur bana şey yapma. Ne olur beni sakata getirme, beni ürkütme, beni korkutma, yani bana efendi gibi davran. Gidiyorum. Out.
Yeast'te derken o balık belli noktalardan peşimize düşüyor. Bunu anladık. Neresi olduğunu bilmiyorum ama. Her yerden mi? Kafasına göre mi çıkıyor? Evet, her yerden çıkıyormuş. Her yerden çıkıyormuş. Her yerden çıkıyormuş. Mükemmel. Southeast burası. Kanala gireceğim. Kanalı takip edeceğim. Sonra balık peşime düşecek. Aklımı alacak. Bir yere girdi. Tünelleri var. Kendi tünellerinin arasında yolculuk yapıyor sağ olsun. Mükemmel değil mi? Bu arada benim parasız olarak dolaşıp böyle bir şey yapmam çok kötü oldu çünkü bu arkadaş beni birkaç kere daha ısırırsa bu iş biter. Şimdi buradan bir daha çıkacak mı karşıma? Bir kere yedim. Belki doymuşsundur. Bir daha yemezsin. Hayır, doymamış. Abi patlatana kadar ye benim gemiyi, biliyor musun? Ben bu şeyi bulmam lazım burada. Aramam lazım. Üzgünüm yani. Seni her gördüğümde kaça kaça zaten hiçbir şey elde edemedim. Oradaki yollara girmem lazım. Eğer görürsem nerede olduğunu kendime derim ki, aa bak buradaymış derim. Hiç olmadı zaten. Çok başarısız bir deneme oldu bu. Bir de buraya gireceğim. Bir daha çık. Zaten çıkıyorsun hemen. Ah, sen oradan çıktın, ben buradan gidiyorum. Sana fake atıyorum. Sarı bayrak var üzerinde gördüm. Sen şimdi çok hızlanıp geliyorsun ama bazen o beni üzüyor. Her yer patladı. Aracın her yeri patladı abi. Araç şu anda gidemiyor. Şurada bir liman var ya. Limanın yanına ulaşsam belki çok güzel şeyler olabilir. Olmadı. Son save'i açalım. Tamam. Hiçbir şey kaybetmedim mi? Tamam abi, en azından son save'den devam etme şeyimiz varmış, seçeneğimiz varmış. O zaman biz şöyle bir stil, şöyle bir tarz uygulayacağız. Zaten oradan çıkıyor ya. Oradan çıkıp bizi takip etmesini sağlayıp ona bir tur atacağım. Ondan sonra şöyle dışarı doğru çekeceğim onu. Geliyor değil mi? Evet geliyor. Sonra ben limana gideceğim. Çakallık yapacağım yani. Bu nereye gidiyor? Umarım geri dönüyordur. Bilmiyorum. Çok acayip lambur lumbur lambur lumbur yardır 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 diye gidiyorum. Çarpma. Çarpma. Bence artık peşimizde değil. Peki. Patlattık. Şimdi abi yine mi geliyorsun? Vallahi başlayacağım babanın şarap çanağına ama şimdi.
Bak ya, gelmiş bile ya. Abi. Çok haksızlık ama bu ya. Vallahi haksızlık yani. Tamam, sen bir çık git diyor şeye. Odun mu lazım? Ne lazım bize bu saatten sonra? Vallahi beni moralman çökertti bu hayvan. Nereye gitsem, ne yapsam bilemedim. Nereye gitsem bir yerden gelip beni yiyor. Neyse, patlayıcının bir tanesini patlatmayı başardık. En azından Progress'tır nihayetinde. Gidelim. Bu iyi haberi kasabanın yerlerine verelim. Galiba bir... Aha. Bir tane daha öyle kaya buldum. Sanki parıldayan. Bu elinde taşa koy. Hiçbir tepki vermiyor. Abi etrafta taşlar var ve ilginçtir oyun elimizi koymamıza izin veriyor. Yani elini koymak ister misin falan diye böyle bir uyarıda bulunuyor. Elimizi koyuyoruz. Niye orada bir mutsuzluk işareti var? Bir kötü bir işaret var orada. Ne oldu abi? Pursuit'te bir şey başardık. Ingfeld Whaler'a dön diyor. Ermit'e dön demiyor. Ingfeld Whaler'a dön diyor. Balinacı'ya dön diyor. Balinacı'ya döneyim abi. Gemi de hasar gördü bu arada. Hani yavaştı? Hani ondan kaçabilirdin? Resmen dolandırıldım ya. Bildiğiniz dolandırıldım. Balinacı. Vay, uzaktan patlamaları duydum. İyi başına bir şey düşmemiş. Kardeşime söyle, eve gelebilir. Hermit'e dön. Bunlar buradan sonra da galiba bana şey yapacaklar. Böyle bir daha hani patlayıcı al sat iznini falan verecekler. Ya da patlayıcı üretmeye başlayacak, bizim için kanka olacağız. Geri kalan yerleri de biz kıracağız. Ya da öyle bir umudum var en azından. Hermit. Tekrar merhaba. Kardeşin dedi ki geri dönebilir misin? Ney? Bu benim omuzlarımdan büyük büyük kaldırdı. Ne zamandır görüştük hatırlamıyorum. Evet. Malzemelerimi topladım. Gitmeye hazırım. Haydi gidelim. Hermit'i Ingerfell'e götür. Böyle görevleri seviyorum. Hedefe yönelik anlaşılır. Mesela bu kasabanın yanında da beni takip etmeye devam edip yese çok güzel olabilir ama yaratığa akıl vermek istiyorum. Yani nasıl görevinde başarılı olursun? Hermit gelince balinacının orada beklediğini görüyor. Küçük kardeşim, evdesin. Üzgünüm. Aptallık yaptım. İkimiz de öyle. Gel içeri. Bavullarını toplayayım. İki kardeş omuz omuza yaşlı adımlarla limandan uzaklaştılar. Hey yabancı. Eğer temizlenecek daha fazla debris bulursan ben patlayıcı yapma üzerinde çalışıyorum. Wailing Yard'a gel istediğin zaman. Wailing Yard. İşte Packet Explosive. Ne kadar? Bedava. Wow. Ha, biri bedava. Sonrası 36. Ben bunu alacağım senden. Tamam mı? Ben bunları senden alacağım. Sen hiç merak etme. Ama burada kardeşlerim videoya bir ara vereceğim.
Videoya ara vereceğim. Çünkü yapmamız gereken çok şey var. Ben buranın etrafındaki bütün parçaları, bütün upgrade'leri, bütün her şeyleri falan diye doldurayım. Okyanus balıkçılığı yapıp bol bol gemimizdeki boş yerlerle biraz yine para kazanayım. Gördüğünüz gibi hani senaryoları yapmak bile çok vakit alıyor. Bir de balıkları tutmakla vakit harcamak istemiyorum. Ondan sonra bir dahaki videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kardeşlerim. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.